Arkadaşlar herkese OPA'dan selamlar, sevgiler. Sizden öncelikle ricam kanalıma abone olmanızdır. Kanala abone olmak ücret gerektirmiyor değerli arkadaşlar. Aksine paylaşmış olduğumuz videolardan haberdar oluyorsunuz. Ki günlük yaşantınızda işinize yarayacak videolar bunlar. Değerli arkadaşlar, birçok kez klozet nasıl kurulur diye video paylaştım. Fakat bir şeyleri eksik bıraktım ki ondan dolayı yorumlarda birçok soru aldım. Şöyle ki, klozet Alaturka tuvaletin üzerine kurulur mu? Depomdan su az geliyor veya depoma düğmesine bastığım zaman pislik gitmiyor gibi sorularla karşılaştım. Şimdi bugün bütün bunların hepsine cevap vereceğim değerli arkadaşlar. Öncelikle alafranga tuvalet yani klozet Alaturka tuvaletin üzerine kurulur mu? Zemin uygunsa arkadaşlar kurulur. Bu görmüş olduğunuz çok ahşap eski bir bina. Bu binada kişinin ricası üzerine geldim. Bu görmüş olduğunuz klozeti kurdum. Bunun kurulumunu yaptım. Bakın bunun gideri normal Alaturka, eski ahşap Alaturka tuvaletin üzerine kuruldu. Sökmeden Alaturka tuvaletin üzerine kurdum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu dört köşe ayaklı Alaturka tuvalet. Onun üzerine bu alafranga tuvaleti kurdum. Nasıl kurdum? Bunu kurarken değerli arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli nokta aradaki boru bağlantısının ölçüsünü ve birbirine uyumunu dikkatten kaçırmayacaksınız. Kesinlikle milimetrik hata gider pisliğin tıkanmasına yol açar. Bu bir. Borunun ölçüsünü zaten koyduğunuz zaman metreyle de içten ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onda sorun yok. Onu ayarladıktan sonra yüzlük boruyu içeriden tutturdunuz mu birbirine? Delikleri birbirine tutturduktan sonra Alaturka tuvaleti oturtabilirsiniz. Yalnız Alaturka tuvalet nasıl olacak? O gibi durumlarda Alaturka tuvalete klozeti oturtabilmek için dik çıkışlı olması gerekiyor. Arkadaşlar özellikle belirtiyorum. Alttan çıkışlı olması gerekiyor. Düz çıkışlı klozetleri uydurabilirsiniz fakat boğumlu boruyla uydurursunuz. Klozeti alırsınız, öteye koyarsınız mecburen. Onun borusunu tuvaletin giderine verirsiniz. Ama en uygun Alaturka tuvaletin üzerine kurulum yapabilmek için kullanılan en uygun klozet tipi dik çıkışlı klozetlerdir. Tıpkı bunun gibi. Alttan dik çıkacak arkadaşlar. Onu Alaturka tuvaletin üzerine şu kadarcık bir tabii ki o anki ölçüye bağlı yüzlük boruyla ayarlayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu sorunun cevabını vermiş oldum. Şimdi gelelim depoya su girmiyor veya depom su almıyor. O zaman ilk kontrol etmeniz gereken nokta şu borular olacak. Depoya su taşıyan görmüş olduğunuz bu boruları kontrol edin arkadaşlar. Bu borulardan ve bataryalardan açın, içinde filtre vardır. O filtrelerde mutlaka tıkanma olur, kum olur, çamur olur veya kireç olur. Onları temizleyin. Baktınız ki tekrardan su gelmiyor. O zaman şebekede problem vardır. Veya su açıldı, su gelmeye başladı. Pisliği attınız, depo su almıyor. O zaman deponun içerisindeki mekanizmada sorun olur arkadaşlar. Şöyle ki deponun içerisinde bazı depolarda süzgeç vardır. Şamandıranın içerisinde. O süzgeçteki pisliği temizlersiniz. Onu bir önceki videomda paylaşmıştım. Size göstermiştim o pisliği. Genelde kireçli ortamlarda çok tıkanma olur. Ben onun süzgecini söktüm. Şimdi rahat bir şekilde kullanıyorum. Üçüncü sorumuza gelelim değerli arkadaşlar. Pislik gitmiyor. Suya basıyorum diyorlar. Pislik gitmiyor. Gördüğünüz gibi sizin için kapağı açıyorum. Öncelikle yapmamız gereken tek şey kapağı açmak olacak arkadaşlar. Kapağımızı açtık. Depomuzun içini görüyorsunuz. Basma düğmemiz burada zaten. Basıyoruz buna. Suyu içeriye veriyor arkadaşlar. Hemen klozetimizin kapağını açalım şurada. Klozetimizin içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada görmüş olduğunuz bu şamanza. Suyun belirli bir seviyede tutulmasını sağlar arkadaşlar. İçi boştur. Şamandıranın önünde beyaz bir vida olacak. Plastik vida. Değerli arkadaşlar, yakından bakarsanız daha net göreceksiniz. Bakın bu vida her klozette vardır.
Bu vidayı sağa çevirirseniz suyu düşürürsünüz. Suyun, deponun suyu fazla almasını engellersiniz. Düşürürseniz. Bakın. Sağ tarafa çevirirseniz arkadaşlar. Sol tarafa çevirirseniz deponun çok su almasını sağlar. Şöyle sola çeviriyoruz. Bakın şamandıranın kapağı zaten iç hava dolu. Yavaş yavaş suyu yüzeye çıkmaya başladı. Sizin için bir kez daha çeviriyorum. Önce sağ tarafa çeviriyorum. Sağa çevirdiğiniz zaman suyu azalır. Pisliği götürmesi zor olur arkadaşlar. Pislik gitmez. Bakın suyun içine girdi şu anda. Suyun içinde. Evet, bu görmüş olduğunuz plastik vidayı sola doğru çevirin. Mümkün olduğunca yukarıya kaldırdığınız zaman bakın şu anda plastik yukarıda. Yukarıya kaldırdığınız zaman haliyle depo daha da çok su alacak. Görmüş olduğunuz gibi depo bayağı dolu. O zaman şu aparata basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman suyumuz pisliği rahat bir şekilde götürüyor. Arkadaşlar. Bakın şimdi dolmaya başladı. Su alıyor depomuz. Bazen suyu azalır. Azaldığı zaman içindeki bu aparatları sökerek eğer biraz tecrübeniz varsa tabi bunu çeviriyorsunuz. Kendisi çıkıyor lastikten. Otomatik geçmelidir bunlar arkadaşlar. Korkmayın arkadaşlar. Açın. Sökün. Takın tekrardan. Ondan sonra çıkarıyorsunuz. İçini temizliyorsunuz. Tekrardan takıyorsunuz. O tabi o arada depo daha rahat dolar. Şamanda evet. Bunun adı şamanda arkadaşlar. Suyun ölçüsünü ayarlıyor. Sağa doğru çevirirseniz suyu az alır. Sizin isteğinize bağlı. Ne kadar çevirirseniz. Suyu isterseniz bu kadar alırsınız. Şu kadar alırsınız. İsterseniz buraya kadar alırsınız. İsterseniz ağzına kadar doldurabilirsiniz. Dediğim gibi sağa sola ayarlayarak bunu çevirerek ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Suyu depoya çok doldurursanız pisliği o kadar temiz bir şekilde atar. Etkili bir şekilde atar. Arkadaşlar kapağımızı kapatalım. Değerli arkadaşlar bir diğer konumuz da şu. Bu görmüş olduğunuz etkin koku maddesi. Pis kokuları giderici bir madde. Biliyorsunuz herkes bunu bilir. Bunu klozetlere yanlış takıyorlar arkadaşlar. Bakın önce kapağı kapatıyorlar. Şu şekilde tutturuyorlar. Bu şekilde açıyorlar. Bu şekilde. Bu şekilde tutturuyorlar. Bakın arkadaşlar. Bu taraftan şöyle. Görmeniz açısından. Bu şekilde tutturuyorlar. Öyle değil. Bu öyle takılmaz arkadaşlar. Öyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Bunun asıl takılış şekli budur. Bakın göstereyim size arkadaşlar. Bunu elastik bir şekilde yapmışlar. Mandal gibi ki büküp yan taraftan takabilirim diye. Bunun asıl orijinal takılış şekli bu. Gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde değil. Bu şekilde değil arkadaşlar. Böyle değil. Bunun takılış şekli bu. Bu şekilde sokarsınız. Evet oturdu arkadaşlar. Bunun takılış şekli budur arkadaşlar. Bilmeyenler mutlaka bu şekilde yapsınlar. Sağlam da duruyor arkadaşlar. Evet. Tabii tercihe göre isterseniz biraz da ön tarafa alabilirsiniz. Çünkü bunun üzerine sıvı değdiği zaman fark etmez. İdrar veya sıvı değdiği zaman bu içindeki koku giderici toplar eriyor. Onlar eridiği zaman da güzel bir koku ortama salıyor. Pis kokuyu gideriyor arkadaşlar. Bunların özelliği bu. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa iletişim numaramı yazıyorum. İletişim numaramdan da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Kemal Karataş diye girdiğiniz zaman zaten beni bulursunuz arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Takipte kalın. Dostça kalın arkadaşlar.